Yine yeniden ücretsiz bir iCloud Bypass'a da tekrardan karşınızdayım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Uzunca bir süredir bizim ücretsiz olan bir versiyonumuz vardı. Kullanabildiğimiz iOS 15'te, iOS 16'da kullanabildiğimiz bir versiyon vardı. Ancak son güncellemelerle birlikte ne yazık ki serial no hatası vermeye başladı. Yani SN değişikliği yapmak istiyordu bizde. SN değişikliği yapmak istediğim zaman da yine hata veriyordu ve işlemleri yarıda bırakıp cihazı açmamıza engel oluyor. Şimdi sizler için yeni bir yöntem buldum. Ancak bu yeni yöntem diğer yöntemler kadar kullanışlı değil. Çünkü telefonu kapattığınız zaman tekrardan eski haline dönüyor. Ama ücretsiz olarak başka bir yöntem bulamadım maalesef ki. En azından hiç yoktan iyidir dedim ve bu yöntemi de sizlerle paylaşmak istedim. Çok kısa bir yöntem, çok hızlı çalışan bir yöntem. Size şimdi detaylı olarak göstereceğim. İşlemlere geçmeden önce iCloud Bypass konularını sadece kendi telefonlarınıza, eski unuttuğunuz, şifresi unuttuğunuz telefonlarınıza yapmanız gerektiğini unutmayın. Başkalarının telefonuna dışarıdan bulduğunuz, satın aldığınız veya farklı şekilde elinize geçen telefonlarda bu işlemleri yapmayın. Yasal olarak suçlu duruma düşebilirsiniz. Ayrıca bu ücretsiz yöntemlerde telefonlarınız hat görmeyecektir. Tablet gibi çalışacaktır. Şimdiki göstereceğim yöntemle telefonu kapatıp açtığınızda dahi gidiyor arkadaşlar. O yüzden telefonu kapatıp açmamanız gerekiyor. Ama şöyle bir olay var. Telefonu kapattınız, açtınız, gitti. Tekrardan aynı işlemleri yaparak tekrardan kullanılabilir duruma da getirebiliyorsunuz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta da telefonu güncellememeniz gerekiyor. Güncellerseniz yine aynı şekilde kapanıyor ve tekrardan işlemleri baştan yapmanız gerekiyor. Şimdi bütün uyarıları yaptığıma göre telefonumuzu kapatmıyoruz, güncellemiyoruz, arama yapamadığımızı biliyoruz ve son olarak da kendimize ait olmayan cihazlarda kesinlikle bu işlemleri yapmıyoruz. Her şey anlaşıldıysa hızlıca işlemlere geçiyorum. Öncelikle bu videodaki işlemleri yapabilmeniz için şu klasöre ihtiyacınız var. Bu klasörü de benden istemeniz gerekiyor arkadaşlar. Instagram üzerinden DM yoluyla sizlere yollayabiliyorum. Açıklamalar kısmını ekleyemiyorum. Açıklamalar kısmını eklediğim zaman ne yazık ki şikayet ediliyor. Dosya kısa bir sürede kaldırılıyor. O yüzden sürekli olarak linkler güncellenerek DM üzerinden benden istemeniz gerekiyor. Ayrıca DM üzerinden isterken de kanala abone olduğunuza dair bir ekran görseli atarsanız hemen hızlı bir şekilde DM'den size bu dosyaları göndermiş olacağız. Şunu unutmayın ki bu videolara çok fazla emek veriliyor ve bu tamamen ücretsiz olan bir dosya. İnternetten de bulabilirsiniz bu dosyaları. Araştırmanız gerekiyor ama binlerce dosyanın içinden çalışanını bulup ve de nasıl çalıştığını da böyle gösterip sizlerin karşısına sunuyoruz. Burada çok büyük emek var. Gerek video çekim aşaması olsun, gerek kurgusu olsun, gerek de bunların araştırma kısmı olsun. Lütfen eğer hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hızlıca dosyaya geçiyoruz. İlk önce sizlere bu şekilde RAR olarak dosya gelmiş olacak. Bu RAR klasörünü açmamız gerekiyor. WinRAR ile açıyoruz arkadaşlar. WinRAR ile bu RAR klasörüne girdiğimiz zaman şuradaki Alişan Akar yazan yeri masa üstüne almamız gerekiyor. Tabii ki bu işlemleri yaparken virüs koruma programlarımızı kapatmamız gerekiyor. Aksi takdirde virüs koruma programı otomatik olarak silecektir bu dosyaları. Şimdi size onu da gösteriyorum. Hemen arama kısmına virüs tehdit koruması yazıyoruz ve giriyoruz. Buradaki önemli olan nokta şu arkadaşlar. Burada virüs tehdit koruması ayarları kısmına geliyorsunuz ve ayarları yönet diyorsunuz. Buradaki gerçek zamanlı korumayı mutlaka kapatın. Çünkü gerçek zamanlı koruma otomatik olarak dosyayı RAR'dan çıkarttığınız anda siliyor arkadaşlar. Bunu kapattıktan sonra bu diğerlerini de hepsini kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra işlemlere devam ediyorsunuz. Burada sizi uyarmak istiyorum. Bu klasörleri biz de internetten buluyoruz ve derliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bunların içinden bir virüs çıkabilir, bilgisayarınıza zarar verebilir veya sizin kişisel bilgilerinize zarar verebilir. Bunları çalabilirler. Bu yüzden bu işlemleri yaparken bu riskleri göze alarak yapın. Eğer ki bu riskleri göze alamıyorsanız bu işlemlere hiç başlamayın. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Klasörü buraya masa üstüne çıkarttım. Hemen tıklıyorum. İlk önce oku yazan bir dosyamız var. İlk önce bunu bir açıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka oku yazı içinde. Burayı baştan sona kadar bir okuyun. Bu genel olarak jailbreak ve bypass işlemleri hakkında bizlere bilgi verir. Bypass işlemini yapmadan önce, yani iCloud'ı kırmadan önce, atlatmadan önce diyelim daha doğrusu, öncelikle jailbreak işlemi yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde iCloud'ı atlatamıyoruz. Bu yazıları baştan sona kadar okuduğunuz varsayarak buradan çıkıyor. İlk öncelikle sizin cihazınızın hangi model olduğu ve hangi iOS sürümünde olduğu çok önemli. Bu göstereceğim yöntemler iPhone 5S'ten iPhone X'e kadar geçerli ve iOS 12'den iOS 16'ya kadar geçerli arkadaşlar. Tabii ki iPhone X modeli iOS 17 destekliyor ama maalesef ki iOS 17'yi bu uygulamalar desteklemiyor. Yani bypass yapamıyoruz. Burada mutlaka kurulacaklar klasöründe yine bir RAR dosyası var. Bu RAR dosyasında içerisinde de TrueTools,
ve iTunes programları bulunuyor. Bu her iki programı da kurmanız gerekiyor. Kurma işlemleri çok basit. RAR'dan çıkartın. Daha sonrasında ileri ileri deyip kurulum ne yapabilirsiniz? Bunları size göstermeyeceğim. Daha sonrasında burada dosya yazan kısım var. Burada dosya yazan kısımda hem bypass hem de jailbreak iki ayrı klasör olarak karşımıza çıkıyor. İlk öncelikle jailbreak yapmamız gerekiyor. Jailbreak kısmına girdiğimiz zaman birinci yöntem en basit yöntem, ikinci yöntem de eski zor yöntem arkadaşlar. Zor yöntemde USB belleğe ihtiyacımız vardı ama en basit yöntemde herhangi bir belleğe ihtiyacımız yok. Biz de bugün en basit yöntemi kullanacağız. Öncelikle en basit yönteme girdiğimiz zaman bakın burada yine bir RAR içinde çıkıyor arkadaşlar. Ancak bunu RAR'dan çıkartmamız gerekiyor ki düzgün çalışsın. Bu klasörü alıp masa üstüne çekiyorum. Bu işlemler sırasında RAR'da herhangi bir şifre çıkarsa 1-2-3-4 olarak şifreye girip işlemlere devam edebilirsiniz. Özellikle söylüyorum WinRAR kullanmanız gerekiyor. Diğer RAR programları çıkartmada sorun yaşıyor. Şimdi en basit yönteme tıklıyorum. Burada CheckRain ve WinRAR olarak iki farklı dosya bulunuyor arkadaşlar. Her ikisiyle de deneyebilirsiniz ama ben şu anda CheckRain'i deneyeceğim. Çünkü WinRAR benim iPhone 7 Plus'ımda sorun yaratıyor. Ancak CheckRain ile hiçbir sorunla karşılaşmadan bu işlemleri yapabiliyorum. Şimdi telefonum gördüğünüz gibi sıfırlanma işlemleri yapıyor arkadaşlar. Sizlere sıfırdan yeniden bir kurulum yapmak istedim. İlk öncelikle birazcık bekleyeceğiz. Bundaki iCloud'ı size göstereceğim. Daha sonrasında da jailbreak işlemine hızlıca bir geçmiş olacağım. Evet, şimdi cihazımız sıfırlandı. Hemen sizlere şimdi göstermek istiyorum cihazda iCloud olduğunu. Zaten beni daha önceden takip edenler bilecektir ki gördüğünüz gibi bu telefonu sürekli olarak bypass yapıyorum ve bu bypassları da sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi telefonda iCloud var. Netledi mi? Bakıyorum netlemiş şu anda. Şimdi ilk önce jailbreak işlemleri yapmamız gerekiyor. Jailbreak için de az önce dediğim gibi CheckRain'i kullanacağız. CheckRain'i klasörü açtıktan sonra uygulamamızı açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra eğer ki telefonunuzu görmüyorsa, start butonu gelmiyorsa kabloyu bir kere çekip tekrardan takmanız gerekiyor. Bu işlemden sonra telefon bir kere titreyecek. Eğer ki ekranda bir güven yazısı gelirse güvene basmanız gerekiyor. Ve daha sonrasında gördüğünüz gibi start yazısı ekranda geliyor. Şimdi start'a basıyoruz. Next diyoruz. Cihazı şimdi recovery moduna sokacak. Recovery moduna soktuktan sonra da bizden DFU moduna sokmamızı isteyecek. Ekranda da zaten DFU moduna nasıl alacağımızı bizlere gösterecek. Burada şöyle bir hata yapıyor. Bunu önemsemeyin, geçin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda recovery modunda cihaz. Burada yapmamız gereken olay. İlk önce diyor ki bizlere burada her modele göre ekranda gösteriyor zaten nasıl yapacağımıza dair. Ses kısma ve güç tuşuna basmamız gerekiyor. Elimizdeki bir 7 Plus, 6S'lerde falan güç tuşuyla home tuşuna basarak bunları yapmamız gerekiyor. Ama zaten bunları bize buradaki ekranda gösteriyor arkadaşlar. Siz de bunları görerek rahat bir şekilde yapacaksınız. Öncelikle tuşların üzerine parmaklarımı getiriyorum. Ve buradan da start tuşuna basıyorum. Aynı anda tuşlara da basıyorum. 4 saniye sonra elimizi güç tuşundan çekmemiz ve ses kısma tuşuna basmamız gerekiyor. Çektim güç tuşundan. Ses kısma tuşuna basmaya devam ediyorum. Ekrana bir elma logosu geldi. Biraz sonra siyah olacak ve işlemlere başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ekranım siyah olarak kaldı. Eğer ki bu işlemleri yaparken hata alıyorsanız muhtemelen tuş kombinasyonunda sorun yaşıyorsunuz. Tuş kombinasyonu baştan deneyin, düzelecektir arkadaşlar. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir Apple logosu geldi. Apple logosunun ardından yukarıdan aşağı yazılar gelmesi gerekiyor. Bakın gelmeye başladı hatta şu şekilde. Bu yazılar komple tamamlanmadan kesinlikle kabloyla olan bağlantıyı kesmiyorsunuz. Bilgisayarda işlem tamamlandı yazdı ama telefonun kendi kendine açmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi birazdan kendi kendine komple açacak telefon kendine ve gördüğünüz gibi şu anda açıldı. Peki şimdi ne yaptık? Jailbreak işlemini yaptık. Jailbreak işlemi oldu mu olmadı mı bunu da hemen TrioTools uygulaması ile bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TrioTools uygulaması şu anda cihazımızı görmedi ve şimdi gördü. Eğer ki görmezse kabloyu çek tak yapın görecektir. Burada jailbreak yazısında yes yazıyor. Demek oluyor ki jailbreak artık cihazımıza yapılmış oldu. Şimdi geçiyoruz bypass kısmına. Hemen dosyamıza tekrardan geri dönüyoruz. Buradaki bypass kısmına giriyoruz. Bypass kısmına girdikten sonra burada FRP file'ın bir dosyası var. Bu iOS 12 ile 14.8 arasında kullanacağınız bir dosya. Bir de yukarıda iOS 15.16 dosyamız var. Bu iOS 15.16 dosyasından da RAM disk uygulaması olan uygulama ne yazık ki seri numarası hatası veriyor. Dolayısıyla uzun zamandır onunla işlemleri yapmakta sorun yaşıyoruz. Şimdiki yapacağımız işlemde yine FRP file'in yeni bir versiyonu arkadaşlar. Hemen bu klasöre tıklıyoruz. Şöyle masa üstüne doğru çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra hemen uygulamamıza, klasörümüze giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada hemen uygulaması bulunuyor.
Bir kere tıklıyoruz ve uygulamanın açılmasını bekliyoruz. Uygulama açıldıktan sonra hemen cihazımızı tanıyor. Tanıdığı zaman bakın burada aktif olduğunu gösteriyor. Yani daha önceden sisteme kaydedildiğini gösteriyor. Siz sisteme kayıt olmamış bir cihazda hemen şuradaki numarayı kopyalıyorsunuz. Bakın kopyalama işareti var zaten. Kopyalaya tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve şuradaki ücretsiz kayıt ol kısmına tıklayıp gidip cihazınızı kaydetmeniz gerekiyor. Bakın hemen şuraya burayı yapıştır diyorsunuz. Ve Enter'a bastığınız zaman cihazınızı sisteme kaydetmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda kayıt işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hemen buraya girdiğimiz zaman alt tarafta bulunan cihazı aktif et kısmına bir kere tıklıyorsunuz. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın telefonu size şöyle göstermek istiyorum. Bir yandan ekranı görüyorsunuz, bir yandan telefonu görüyorsunuz zaten. Hiçbir tuşa basmıyoruz. Cihaz kendi kendine kapatıp açacak, kapatıp açacak. En sonunda aktif hale gelecek. Bu şekilde belli bir zaman beklemeniz gerekiyor. Bakın ekranda şu anda ne yazdı? frpfile.com bypass yazdı. OK'ye bastık. Şu anda kendini kapattı. Ortalama olarak 3 veya 4 kere böyle kapatıp açacak kendini. En sonunda aktif hale gelecek. Bakın bilgisayarımızda da bypass başarılı şekilde oldu diye bir yazı geldi. Şimdi bekliyoruz cihazın açılmasını. Gördüğünüz gibi yine aynı yazı geldi ve cihazımız aktif olarak geldi karşımıza. Hemen bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi artık cihazımız aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Burada yapabileceğiniz olaylar ayarlardan iCloud'ınıza giremezsiniz. Ancak App Store'dan iCloud'ınıza girebilirsiniz, indirmeler yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yalnız tek bir sıkıntımız var. Cihazı kapatmamamız gerekiyor, güncellemememiz gerekiyor ve sıfırlamamamız gerekiyor. Bu işlemleri yaparsanız maalesef ki cihaz tekrardan kendini kilitliyor ve bu işlemleri en başından tekrar yapmanız gerekiyor. Videonun başında da söylediğim gibi kendi cihazınız hariç cihazlara bu tip işlemleri yapmayın. Sadece sizin eski kalmış, çekmecede unutulmuş cihazlarınızda bu işlemleri yapabilirsiniz. Başkalarının cihazlarına kesinlikle ama kesinlikle böyle yetkisiz müdahalelerde bulunmayın. Şimdilik sizlere kapalı açınca giden bir bypass önerdim. Ancak ne yazık ki şu anda ücretsiz olarak başka çalışan bir bypass yok. Eğer içinizden bulan varsa yorumlar kısmında yazın. Onu da açıklayalım. Onu da bir inceleyelim ve sizlere tekrardan video olarak karşınıza sunalım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.